Neyin peşinde? Akıllı peşinde. Inbox, inbox. Selamlar, iyi hafta sonları. Ee, birkaç gün önceden başlayan bir süreç var Sayın Şimşek'le ilgili. Önce dendi ki iki hafta önce istifa etti, zorla ikna edildi, görevine devam ediyor. Sonrasında bu haberler yavaş yavaş devam etti. Ve dün seansın kapanışına yakın bir zamanda neredeyse bir elden servis edilmişçesine piyasaya üflendi. Bakan istifa etti. Gece 12'de resmi gazetede açıklanacak diye ve piyasanın yıkılmasına e, sebep oldu. 9650'lere kadar geldi endeks. Arkadaşlar ne iki hafta evvel ne de dün bir istifa söz konusu olmadı. Bunu bir bilgiye dayalı olarak söylüyorum. E, sürecin içinde görüş ayrılıkları var, tartışmalar var. Eyvallah ama asla bir istifa noktasına gelme söz konusu olmadı ki dün sayın bakan da artık sonunda dayanamayıp. Önce bir kamu üzerinden, kamu kuruluşu üzerinden bir açıklama yapılmıştı. Sayın Bakan kendisi bir açıklama yaptı. Dün de söylemiştim ya bir görelim diye çünkü bizim de piyasacılar olarak bir travmatik halimiz var arkadaşlar. Naci Abal döneminden kalma. Yani hatırlanacaktır. Özellikle Cuma akşamları yayınlanan resmi gazeteyi görmeden uyumadığımız bir dönem var. Süreç bundan sonra ne getirir burası Türkiye. Onu çok kestirmek mümkün değil. Ben kişisel fikrimi söyleyeyim. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan seçimde seçim yapıldığı gün Sayın Şimşek'in bakan olmayacağını düşünüyorum. Ama bu dünden bugüne ortaya çıkmış bir durum değil. Bakın çok net söyleyeyim arkadaşlar. Sizleri korkutmak, ürkütmek, elinizdeki malları daha ucuz fiyata almak istiyorlar. Bunu devam ettirecekler. Burada bir maden buldular çünkü. Hani voleybolda öyle bir tanımlama vardır. Aynı oyunu oynarsın aynı yere vurursun sıvaçı ve sayıyı oradan alırsın. Burada maden var derler. Burada da bir maden bulundu. Bunu bu haliyle ya da benzer haliyle piyasaya üflemeye, yatırımcıları korkutmaya, mallarını almaya çalışacaklar. Malınıza sahip çıkın. Eğer elinizdeki, portföyünüzdeki hisse senedine güveniyorsanız, orta ve uzun vadeciyseniz sakın ola ki malınızı kaptırmayın. Ama bundan sonra hafta sonu na geldiğimizde bu ve buna benzer haberlerin ortaya çıkabileceğini piyasa üflenebileceğini çalkantıların yüksek olabileceğini de unutmayın. Özetle bakan görevinde kendisi de açıkladı ve e, maalesef böyle bir şeye e, söylentiye piyasa dün itibariyle kurban gitti. Malınızı kaptırmayın. Bundan sonra bu tip şeylerde yaşanacak. Maalesef ümit ediyorum ki Başta sermaye piyasası kurulu olmak üzere herkes üzerine düşeni yapar ve gerekli cezalar e, uygulanır. Çok ümidim yok ki ondan da, onu da söyleyeyim. Ama paniğe kapılmayın arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, biraz daha piyasa aşağıda gelebilir. Teknik olarak bozuldu. E, yarın da zaten bir yarın da görelim tekrar. E, şey yaparız, yeni haftaya nasıl başlar onu konuşuruz. Dün eden arkadaşlar var, ya biliyorsan... Niye yarını bekliyorsun diye. Hani bir televizyoncu refleksiyle yapmıyorum zaten onu az sonra diye. Ee, yine de ne olur ne olmaz burası Türkiye diye açıkçası bir resmi gazeteyi görmek istemiştim. Sayın Bakan'dan da zaten açıklama geldi. İyi hafta sonları dilerim. Hoşçakalın. Infox. E neyin peşinde? Akıllı.